Brezilya futbol dünyasının en sıkışık takvimlerinden birine sahip. Bu yüzden bir sezonda yaklaşık 70 maç yapan Brezilya takımlarını maliyet, sakatlık, yorgunluk gibi birçok faktör etkiliyor. Tabii ülke güney yarım kürede bulunduğu için takvim birazcık daha farklı bir de bizden. Bazı taraftarlar ve kulüpler Avrupa ile aynı takvimi istese de yerel ligler bunun önüne geçiyor. Ocakta başlayan yerel ligler Mart'a kadar sürüyor. Bu da Brezilya futbolunun takviminin onlarda kış bizde yaz aylarına kaymasına neden oluyor. Peki siz hiç Brezilya futbolunu takip ediyor musunuz? Yorumları yazın. Ben de bugün Copa Amerika döneminde bile maç yapacak Brezilya takımlarının bu yoğun fikstürünün neden kaynaklandığını anlatmaya çalışacağım. İlk olarak bu yerel liglerin oluşumuyla başlayalım. Brezilya futbolu Avrupa futboluna gördüğümüzden çok farklı bir sistemle çalışıyor. Malumunuz Brezilya çok büyük bir ülke. 8,5 milyon metrekarelik ile Güney Amerika kıtasının yarısını kaplıyor. Ve 213 milyonluk nüfusuyla birlikte dünyanın en kalabalık 6. ülkesi ve bu nedenlere bir araya getirdiğimizde Brezilya'da futbolu yönetmek o kadar da kolay olmuyor. Ülke 27 eyaletten oluşurken her eyaletin kendine ait bir federasyonu var. Tıpkı nasıl bizim federasyonumuz UEFA'ya bağlıysa bunu da o şekilde düşünebilirsiniz. Yine İngiltere'de şehirlere bölünmüş ufak federasyonlar, İspanya'da yine bölgelere bölünmüş eyalet federasyonları da var. Ama Brezilya'daki yerel federasyonlar kadar yetkili mi derseniz o kadar da etkili olduklarını söyleyemem. Çünkü Brezilya'daki yerel federasyonların kendi ligleri ve kendi kupaları bile var. Bunu anlamamız için bayağı bir geçmişe gitmemiz gerekiyor öncelikle. 20. yüzyılın başında şartlar tüm dünyada zordu ve Brezilya gibi büyük ve Avrupa'ya uzak bir ülkede tabii ki daha da zordu. Halkta artan futbol tutkusuna rağmen ulaşımın zorlu olması ve güvenli olmaması nedeniyle ülke çapında bir organizasyon yapmak pek kolay değildi. Burada özellikle ulaşımın güvensizliğine dikkat çekmemiz gerekiyor. Çünkü hala bile biliyorsunuz Brezilya'da bazı şehirler ya da bazı şehirlerin bazı bölgeleri o kadar da güvenli olmuyor. Bunun sonucu olarak da ülkede bir ulusal lig kurmak yerine yerel liglerle başlamışlar. Bir önceki Brezilya videomda bahsettiğim Brezilya futbolunun babası olarak aktardığım Charles Miller da burada yine karşımıza çıkıyor. Charles Miller, Sao Paulo'da oynanan anlamsız dostluk maçlarına bir anlam yüklemek için lig ortaya çıkarma fikriyle geliyor. 14 Aralık 1901 yılında Sao Paulo Athletic Club, International, McKenzie, Germania ve Paulistano olmak üzere 5 takımla Campeonato Paulista yani o dönemki adıyla Paulista Futbol Lig kuruluyor. Lig bir sonraki sezon ilk defa oynanırken Sao Paulo Athletic Club ilk şampiyon olmuştu. Ayrıca Miller de bazı takımların forvet attığında forma giymişti. 100 yıl aşkın süredir düzenlenen bu tarihi ligde en başarılı takım Corinthians 51 kere final oynayan Corinthians 30 kere şampiyon olmuştu. Fakat tabii ki Brezilya sadece São Paulo eyaleti kadar küçük değil. Çok fazla eyalet var dediğim gibi. O yüzden bir diğer önemli olan eyalet Rio de Janeiro'ya bakalım. Botafogo Fluminense gibi önemli takımların kurulmasıyla São Paulo'daki gibi bir lig kurma gereği duyan yerel yetkililer 8 Haziran 1905'te Metropolitan Futbol Lig adıyla Campeonato Carioca'yı kurdu. Bu ligde Fluminense, Botafogo, Bangu, Futbol ve Atletik, Pisado ve Rio Kriket olmak üzere 6 takımla kuruldu. 1906'da ilk kez oynanan ligi Fluminense kazanırken ertesi sene iki takım aynı puanla bitirdiği için ve o zaman averaj gibi böyle ayırıcı faktörler olmadığı için 1996 yılına kadar o sezonun şampiyonu netleşmemiş ve 96'da iki takım da şampiyon kabul edilmiş. Burada da en başarılı takım 70 filenin 37'sini kazanan Flamengo. Bir diğer önemli eyalet ligi de Minas Gerais eyaletinde yer alan Campeonato Mineiro. Bu lig diğerlerine göre biraz daha geç kurulmuş ve 1915'te Amerika FC'nin ilk şampiyonluğu aldığı sene kurulmuş. Buradaki en başarılı takım 48 şampiyonluklu Atletico Mineiro olurken Cruzeiro'ya da bir parantez açmamız lazım. Çünkü onlar daha geç büyümesine rağmen 1943'ten beri tam 39 kere şampiyon olarak bu eyaletin en büyük ikinci takımı olmayı başarmışlar. Son olarak Rio Grande do Sul eyaletlerine de bir bakalım. 1919'da kurulan ligin ilk şampiyonu Brazil de Pelotas ama en başarılı takım 45 şampiyonlukta internasyonel. Onları da o bölgenin bir diğer devi 42 şampiyonlukla Gremio takip ediyor. Bu eyalette 7 yıl önce inanılmaz bir sürprize da olmuştuk. Bu iki takımın dominasyonu yıllarca sürerken seri D ekibi Novo Hamburgo şampiyon olmayı başarmıştı. Seri D dediğim zaman da 4. seviyenin yüksek lig olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Böylece aslında Brezilya'nın en büyük 12 takımının eyalet liglerine biraz göz gezdirme şansımız oldu. Peki bu eyalet liginden nasıl seri D şampiyonu çıkabiliyor? Enteresan formatlar var ona bakalım. Ama oraya geçerken hala abone değilseniz bu enteresan formatlar için abone olursanız sevinirim. Formatları anlamamız için önce bir lig premidini anlamamız gerekiyor. Brezilya'da dünyanın geri kalanında alışık olmadığımız şekilde iki tane lig premidi var. Az önce konuşundan bahsettiğim bu bölgesel ligler dışında bir de ulusal lig premidi var. Tabii ki bunların içine ulusal Brezilya kupası Eyalet Kupaları ve Eyaletler Arası Kupalar da dahil oluyor. Ama ona girmeden önce ligleri anlayalım. Biraz önce bahsettiğim bu yerel ligler 1959 yılına kadar bir istisna hariç Brezilya futbolunu taşıyan unsur olmuş. O istisnada 1937 yılında düzenlenen ulusal kupa ama çok da bir önemi yok o kupanın. Ve futboldaki asıl ulusallaşma 1959'da Tasa Brasil ile başlamış. Yerel liglerinde başarılı olan takımlar bu turnuvaya katılırken tabii ki takım sayıları sürekli değişmiş turnuvada. Pele Garinca gibi isimlerinde damgasını vurduğu turnuva 1968'e kadar aynı şekilde devam etmiş. 1971'e kadar iki farklı formatta final maçları ile ulusal şampiyonun belirlendiği Brezilya'da 1971 yılında Campeonato Brasileiro yani Brezilya Ulusal Şampiyonası kurulmuş. Yıllar içinde bazı format değişiklikleri bulunsa da şu anda gördüğümüz 20 takımlı lige kadar gelmişler. Bu ulusal liglerde seri A, seri B, seri C, seri D diye premit aşağı doğru inerken A, B ve C liglerinde 20'şer takım yer alıyor. D liginde ise 64 takım yer alıyor. Seri A'dan Brezilya Güney Amerika'nın en güçlü ülkelerinden biri olduğu için ilk 12 sıradaki takımlar Copa Libertadores ve Copa Sudamericana'ya gitme hakkı kazanıyor. Bu turnuvalar da bizdeki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi düşünebilirsiniz. Sondaki 4 takım ise aşağı düşüyor. Dolayısıyla Serie A'da oynayan bir takım 19 takımla 2 kere maç yaptığı için toplamda 38 maça sadece ligde çıkıyor. Bunu bir kenara not edelim. Seri B'de de benzer bir format var. 4 takım direkt yukarı çıkarken 4 takım direkt düşüyor. Playoff maçları yok. Seri C'de playofflar işin içine giriyor ama birbirleriyle sadece bir maç yapıyorlar. Dolayısıyla iç sahada deplasman maçları biraz rastgele oluyor. En üst sırada bitiren 8 takım 4'lü 2 gruba ayrılıyor. Ve bu grupları ilk 2 sırada bitiren takımlar seri B'ye yükseliyor. Küme düşme kısmında ise bir playoff durumu yok. En alttaki 4 takım direkt düşüyor. Seri D'ye geldiğimizde tam edeceğiniz gibi işler iyice karışıyor. Çünkü 64 takım var dediğim gibi. Bunlar da bölgesel olarak 8 takımlı 8 ligi ayrılıyor. Bu 8 grubu ilk 4'te bitiren 4 takım 32 takımlı son 32 turuna yükseliyor. Buradan itibaren çift maç şeklinde geçen turnuvada yarı finale kalan 4 takım üst lige çıkmaya hak kazanıyor. Finalde dahil çift maç oynanıyor ve tabii ki şampiyon da o şekilde belirleniyor. Peki buradan düşen takım var mı diye merak ediyorsanız yok. Çünkü bu piramidin dibi aslında. Buraya hangi takım nasıl katılıyor? Elini kolunu sallayın girebiliyor mu? Bu sorularda da yavaş yavaş geliyoruz. Ama onu anlamak için de yerel ligleri anlamamız gerekiyor. Brezilya'da ulusallik 1970'lerde kurulduğu için yerel ligler aslında çok çok önemli. Çünkü tarihi rekabetler ve hikayeler hep burada yaşanmış. Bu yüzden de özellikle taraftarların nezdinde çok önemli bir yere sahip. Buralarda çıkan hikayeler ve rekabetler ulusallikte de devam etmiş. Yani ulusal liglerde oluşan rekabetler biraz daha başarı odaklı ve daha yapay rekabetlerken yerel ligler anlamlı ve tarihsel rekabetlere sahne olduğu için birazdan bahsedeceğim bir şekilde fikstürü sıkıştırsa da kamuoyu tarafından çok da önemsenmiyor. Çünkü onların bakışına göre yerel liglerle ulusal ligler çakışmıyor zaten. Gelirleri de çoğu eyalette ulusal liglere göre bayağı düşük tahmin edeceğiniz gibi. Bu yüzden büyük takımlar daha çok lig öncesinde oynandığı için buna bir hazırlık turnuvası olarak bakıyor. Ama dediğim gibi taraftarlar tabii ki her zaman her maçı kazanmak istediği için yoğun fikstüre ve hazırlık turnuvası gözüyle bakılmasına rağmen onlar için yerelliklerde hazırlık turnuvalarından fazlası. Tabii bu yerelliklerde kendi içinde bir piramide sahip. Burada eyaletlerden eyaletlere değişmesine rağmen maksimum 5 seviye görüyoruz. 5. seviyede ligi olan tek eyalet Rio de Janeiro. Hatta 4. seviyede lige sahip 2 eyalet var. Bunlar da Rio de Janeiro'nun yanına Sao Paulo ekleniyor. 11 eyalette 3. seviye lig varken 24 eyalette 2. seviye var ve her eyalette 1. seviyelik de olduğu için Acre, Amapa, Roraima gibi küçük eyaletlerde bile en azından bir seviye eyalet ligi var. Ama bu bütün ligler formatları tabii ki birbirinden farklı oluyor. Hepsini de sayamayacağımız için önemli olanlara bakalım. Mesela Rio'daki eyalet şampiyonasına baktığımız zaman en üst lig olan A1'i 12 takımla düzenliyorlar. Her takım birbiriyle bir maç yapıyor ve en üst sıradaki 4 takım yarı final ardından final oynuyor ve eyalet şampiyonu belirleniyor. Bunun dışında da orta sıralarda da maç olsun diye playoff yapıyorlar ama çok da bir anlamı yok yani. Sao Paulo'daki ise birazcık daha farklı. 16 takımın katıldığı A1 ligine 4 takımlı 4 grup ev sahipliği yapıyor. 4 takımlı grupta takımlar turnuvadaki diğer gruplardaki 12 Iki takımla birer maç yapıyor ve her gruptaki en iyi ikili çeyrek finale yükseliyor. Yani zaten birbirleriyle oynayacaklarsa neden gruplara ayırmışlar anlaması gerçekten güç. Çünkü grupların bir ve ikinci sıralarındakiler üst tura çıkıyor. Alttaki ikili ise küme düşüyor. Yani iki farklı örnek format verdik ve ikisi de birbirinden garip. Bunun dışında seri D'ye takımların nasıl katıldığına gelelim. Tıpkı bu UEFA TFF mantığındaki gibi ülke puanı mevzusu var. Tabii ki ülke puanı değil eyalet puanı olarak düşüneceğiz bunu. Burada da gördüğünüz gibi eyaletlere tanınan takım kontenjanları var. Bu kontenjanları sağ puanlar eyalet takımlarının ulusal turnuvalardaki başarılarıyla kazanılıyor. Yani seri D'ye katılım için örneğin Sao Paulo'nun puanına göre 4 tane takım gönderme kontenjanı var. Sao Paulo eyalet turnuvalarında en üst en alta doğru ligsiz 4 takım yani en üstlikte varsa o yoksa alt ligde en üstteki takım gidiyor. Onlar da seri D'ye katılım hakkı elde ediyor. Tüm bu yerel ligler mevzu dönerken bir de Brezilya kupası var. 92 takım mücadele ettiği turnuvada eyalet sıralamasına göre kontenjan ayrılıyor. 27 eyalet liginden 80 takım ilk turda başlarken 12 takım turnuvaya sonradan dahil oluyor. Bu sonradan dahil olan 12 takım ise Libertadores'te mücadele eden takımlar, Copa do Nordeste, Copa Verde şampiyonları ki bu iki takım genellikle eyaletler arası prestij taşıyan kupalar ve Serie B şampiyonu. Tabi Libertadores'e katılan takım sayısı sürekli değiştiği için eğer 12 takım sayısına ulaşılamıyorsa Serie bulunup turnuvaya katılamayan takımlar turnuvaya ekleniyor. Burada da turnuvaya katılan katılmayan takımlar arasında bazı kontenjan kaymaları oluyor ama yani benim bile kafam almadı artık. Ama genellikle çift maç eleme sistemiyle oynandığı için ortalama ama 10-12 maça kadar çıkabiliyor burada oynayan bir takım. Dolayısıyla ligde oynanan 38 maç, eyalet liginde oynanan yaklaşık 15 maç, burada oynanan 10 maç, üzerine bir de bunun Libertadoresi ya da Sudamericanosu olabiliyor. Bu iki turnuvanın da formatları hemen hemen Avrupa'dakilerle benzer. 6 grup maçı üzerine çift maçlı son 6 çeyrek final, yarı final ve finale doğru gidiyorlar. Bu da Libertadores için 13, Copa Sudamericana için 15 maç yapıyor. Yani Brezilya'da bütün kulvarlarda başarılı olan bir takım, eyalet ligindeki formattan ötürü oynadığı maç sayısıyla değişik gösterebilen 76 ile 80 maç civarında oynayabiliyor. Ancak Copa Libertadores'de kazanması halinde FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası'na gidiyor ki buradan da 1-2 maç daha ekleniyor. Hatta önümüzdeki yıl oynanacak 32 takımlı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na giderse o zaman daha da fazla maç olacak. Bunu Avrupa ile kıyasladığımız zaman geçtiğimiz yıl neredeyse her şeyi kazanan Manchester City 64 maça çıkarken Brezilya takımlarının neredeyse 15-16 maç daha fazla oynadığını görüyoruz. Bu da gerçekten sakatlık ve maliyet açısından bayağı sıkıntı onlar için. Geçti çektiğimiz videoda da fikstür sıkışıklığına bir örnek vermiştim. Ama bu videoyu hazırlarken bir tane daha örnek çıktı. Bu sefer bir günde üç maç gibi absürt bir durum yok ama Bragantino takımı bu sezon Libertadores kupasında ön eleme oynadı. Bu elemeler eyalet ligiyle çakıştığı için 14 Şubat, 17 Şubat, 20 Şubat, 24 Şubat, 27 Şubat olmak üzere neredeyse üç günde bir maça çıktılar. Aslında bu üç günde bir maça çıkma olayı Avrupa'da da gördüğümüz bir şey. Ama hem üst üste bu kadar fazla olmuyor hem de bu Güney Amerika'daki seyahatlerin uzunluğu Avrupa'dakilerden çok daha uzun oluyor. Yani Bragantino aynı kıta içerisinde toplam 15.000 kilometre yapmış bu yolculuklar için. Çünkü burada Libertadores maçı için Kolombiya gittiklerini hatırlatmak lazım. E peki bu iş böyle gider mi diyeceksiniz. Dediğim gibi birçok taraftar tarihe ve bu aralarındaki yerel rekabetlere çok önem verdiği için devam etmesini istiyorlar. Ama daha objektif bakan aklı selim diyeceğim taraftarlarda bu işin böyle gitmeyeceğini bildiği için bir çözüm yolu bulunması gerektiğini düşünüyor. Son yıllarda futbolcuların da artık bu sıkışık fikstürleri daha fazla dile getirmesiyle birlikte bir değişiklik bekleyebiliriz. Ama biraz farklı faktörlerde bir göz atmak lazım. Yerel liglerde gelirlerle ilgili bahsettiğim gibi bazı liglerde ulusal liglerden çok daha düşük gelirler var. Ama mesela Sao Paulo'da büyük takımlar senede 35 milyon Brezilya rayonu kazanabiliyor. Bu da gerçekten önemli bir miktar. Çünkü 6,5 milyon euroya tekabül ediyor. Ayrıca Sao Paulo gelir açısından tek başına Brezilya futbolunda yaklaşık 1 bölü 3'ünü kaplıyor. Yerel ligleri devam ettirmek isteyen yerel federasyonlara dahil olan daha zayıf kulüplerde ne zaman yerel federasyonlarda seçim olsa yerel ligleri devam ettirecek adaya oy verdiği için aslında bu düzende bu şekilde devam ediyor. Ve yine bu Brezilya futbolu tek lige dönme konusunu zorlaştıran durumlardan bir tanesi de kulüpler arasındaki gruplaşma. Flamengo, Corinthians, Palmeiras gibi kulüplerin oluşturduğu Libra grubunun Paranense, Fluminense, Fortaleza gibi kulüplerin oluşturduğu LFF ile hemfikir olduğu konular olsa da çok fazla uzlaşamadıkları konu da oluyor. Bu güç dengeleri ve yerel federasyonundaki karmaşıklıklarla birlikte iş içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Kendilerince bir Brezilya Süper Ligi kurmak isteseler de Brezilya'nın yerel rekabeti ve tarihi buna pek izin vermiyor. Peki Brezilya'dan nasıl bu kadar fazla oyuncu çıkıyor derseniz onun cevabı da buradaki videoda. Adamlar tam bir futbol fabrikası oldu. Bakalım sıradaki Dünya Kupası'na tekrardan zirveye çıkabilecekler mi?